Bodrum Neyzen Tevfik Caddesi'nde bulunan Cumhuriyet İlkokulu velileri ve öğrencileri okullarının taşınmasını istemedikleri için imza kampanyası başlattı. Bodrum Kaymakamı Doktor Mehmet Gödek Merdan'la da görüştüklerinin ve destek istediklerini anlatan veliler hem internet ortamından hem de Bodrum Belediye Meydanı'nda topladıkları imzalarla Cumhuriyet İlkokulu'nun Bodrum Belediyesi'nin yanında bulunan Güler Mustafa Kızılağaç İlkokulu'na taşınmamasını istiyor. Öğrenci velisi Dilek Kandemir imza kampanyası sırasında yaptığı açıklamayla Cumhuriyet İlkokulu'nun 102 yıllık geçmişi olduğuna dikkat çekerek öğrencilerin okul yaşamının zorlaşacağını ifade edip yetkililerden kararın iptal edilmesini istedi. Öğrenci velilerinden Dilek Kandemir açıklamasında şunları söyledi. Cumhuriyet İlkokulu 102 yıllık 1912 yılında kurulmuş bir ilkokuldur. Cumhuriyet'ten önce kurulmuş ve bu yıla kadar eğitim olarak ilkokullar hizmet vermekte. Bu yıl itibariyle çocuklarımız başka bir okula naklediliyor. 600-700 kişilik bir öğrenci topluluğuyla farklı bir okula yine 600-700 kişilik bir öğrenci topluluğu üzerine giderek toplamda 1200-1300 bir öğrenciyle başka bir okula naklimiz söz konusu. Gideceğimiz okulun fiziki şartları çocuklarımızın eğitimi için çok elverişli değil. Asfalt bir bahçe ve basketbol sahası büyüklüğünde bir bahçeye sahip ne yazık ki. Bu konudan çok tedirginiz. Kendi okulumuzun bahçesinde, kendi okulumuzda eğitim verilmesine devam edilmesini istiyoruz. Bugün Kaymakam Bey'le de bir görüşmemiz oldu. Kendisi bizleri davet etti toplantıya. Sorunlarımızı dinlemek istediğini iletti. Kendisi çok yardımcı oldu. Yarın itibariyle İl Milli Eğitim ve Valiyle görüşeceğini belirtti. Bu konuda yardım ve desteklerini bekliyoruz. Yardımcı olacaklarına da eminiz son derece. Çocuklarımızın daha iyi bir eğitim alabilecekleri için bizlere verilen her destek aslında çocuklarımıza verilmiştir. İmza kampanyası sırasında Cumhuriyet İlkokulu'nda okumuş birçok kişi de kampanyaya imza vererek katıldılar.